Burası Van Gavaş'tır. Ben Yuva Köyün çobanıyım. İneklerine bakıyorum. Aslında bahçe saralıyım. 3 senedir Yuva Köy'de çobanlık yapıyorum. Bu sene Allah'ın izniyle son vereceğiz. Çünkü zordur. Meslek yoktur. Çobanlık zor bir şeydir de. Zorluğu da millete bağlıdır biraz. Millet bu senelerden mesela anlamıyorlar. Normalden bir köyün çobanlığı biri yaptığın zaman kendi isteğiyle hiç kimseye zarar vermek istemiyor çobanlar. Bir hayvan talaya giriyor, geliyor tartışıyorlar. Öyle olduğun zaman hiç kimse çobanlık yapmıyorlar. Millet çobanlarına sahip çıksın. Mesela zararı oldu mu, zararım olmuşum, gerekirse paranı istesin. O yüzden çobanlık çok zordur. Bazen şoförler geliyor, telefonla konuşuyor. Bey, en fazla yolumuz 5 dakika sürüyor. Adamlar tek bir veriyor, kenaraca. Kenara zaten çekmek ben de istiyorum. Ama talladır, milletin zararını olsun, içine girmeyeceğiz. Bu yaşa geldiğimden beri ben çobanlık yapıyorum. Kendi işim, vaya milletlerin işini. Şu köyler vardır, mesela millet çobanlığı yapmıyor. Diyorlar çoban yoktur. Yalandır, çoban var, millet... Çünkü nereye gitirse ekmeğin peşinde gidiyor. Köyler çobansız kalıyorlar. Onların durumu kötüdür. Çobanlara güzel davranmıyorlar. Mesela bağırıyorlar, çağırıyorlar. O yüzden çoban yoktur. Yoksa çobanlık vardır. Bayram da kor, bayram da kor. Ben bu sene buraya gelmişim, mecburluğumda gelmişim. 7 ay devam ediyorum. 7 aydan 27 milyar para bana vermiş. Neyin için gelmişim? Zorluktur ama ekmeği için gelmişim. Çobanlık herkes yapmaz. Çobanlık zordur ama millet kendi vicdanına bırakırsa, mesela milletin hayvanına sahip çıkarsa, millet de onlara daha iyi bakacak. Bu çayıra bazen insanlar geliyor, 10 gün, 20 gün geliyorlar. Bitiriyorlar. Niye bitiriyorlar? Umrunda değil çünkü. Aç kalsın, ne kalsın umrunda değil. Ama bu sana kurallıktı. Millete de sorabilirsiniz. 3 aya yakındır ben buraya geliyorum. Ama bazen çobanlar 2 ay geliyor. 20 gün, en fazla 25 gün, 15 gün falan geliyorlar. Herkes diyor sigorta olsun, yarın yaşlı olacağım, şu olacağım, daha çobanlık bol olacak. Sigorta yok, bir şey yoktur, zordur. İneklerimizi 3 saattir buradayız, dinlediler.
Burada ot yoktur fazla. Şimdi diğer çayıra gideceğim. Mesela hepsini içine bırakmayacağım. Sırayla veriyorum. Tok yediğin zaman eve götürüyorum. Saatim bellidir. Saat 6'da 20 geçer. 6'da bazen çıkıyorum. Akşamdan normalden saat gittiğimi bellidir. Saate bağlıydı. Bazen 7'den çıkıyorum, gidiyorum. Bazen 6'da gidiyorum. Bazen 6.30'dan gidiyorum. Küçük çocuğu benim yeğenimdir. Valla şimdi okul da açılmış. Ben tek başıma yetişmediğim için okul da göndermemişim. Üzülüyorum da ama ne yapayım? Elimde yapacak bir şey yoktur. Allah'ın izniyle gelecek hafta babam işten çıkmış. Benim yardıma gelecek. Onu da okula göndereceğim. Bu inekler sabah saat 6'dan köyün içinde toplanıyorlar. Herkes kendi ineğini belli bir yer vardır oraya getiriyor. Ben de bakıyorum ineklerin kimin kaç tane olduğunu, kaç tane olmadığını bellidir. Saatim dolduğu zaman çıkıyorum geliyorum. Mesela biri uykuda kalmış. Vallahi ineğim inek gitmiştir ben yetişmedim. Ama bu köyün güzel kuralı vardır. 6-6.30'dan çıkacaksın. İneğin kaldı sen getireceksin, teslim edeceğim. Bu köyden ben 3 senedir yapıyorum. Yani Allah onlardan razı olsun. Onlar da kötülüğü bende görmemiş. Ben de görmemişim onlardan. Mesela burada 120-110 tane hayvan vardır. Mesela ben bu yola şimdi düşeceğim. Düştüğün zaman mesela adam gelecek, tehdit edecek. Sen bana zarar vermişsin, şu vermişsin. O köylerden çoban gitmez. Mesela bu sene şu köyler bana dedi gelin. 10 milyar, 15 milyar da farkı vardır. Ben gitmedim. Niye gitmedim? Çünkü tepkisi vardır. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. O yüzden her köye ben şahsen gitmiyorum. Karşımdaki köyde vardır, o da benim amcam oğludur. 7 senedir o da o köyden devam ediyor. Çünkü o köyden demek ki milleti uygundur, o yüzden devam ediyor. Başımda geçen olayı mesela bazenler dağlara çıkıyorsun, düşüyorlar, ölüyorlar. Yani şimdi kadar öyle sorun çıkmıyor. Geçen sene bu ana yoldan ben gittim. Bir taksi geldi, çok süratliydi. Fıstık çaldım dedi, belki dursun, durmadı, gelin garanın içine girdi. Garanın içine girdiğinde hayvanlar mesela kan gördüğün zaman korkuyorlar, dağılıyorlar. Ben de ilk baştan taksinin içine girdim. Ailesi içindedir. Buyurun sen inekleri çevir gelsin. Ailesi içindedir bağırıyordu. Ben dedim yenge bir şey olmaz. Allah'ın izniyle bir şey olmadı. Hayvanlar da bir şey de olursa cansa olsun. Ondan da dedim şunlarına fazla bağırmayın, korkutmasın. Ben de ineklerimi çevirim geliyorum. Ben kün görüşüne topladım. Dedim milletin zararına girerse girsin bir şey olmaz. Can önemlidir. Baktım beyaz bir taksi geldi. Kavga çıkartmaya geldi. Ya diyorum sana ne oluyor? Kaza yapan adamdır. Sen ne tanıyorsun, ne biliyorsun? Kendi isteğimle biz yola çıkmıyoruz. Al geçit eskide vardı. O da yoktur şimdi bence. Yani zordur. Mesela ben bunu rica ediyorum. Mesela ben şahsen nasip kısmet bilmiyorum. Belki de devam ederiz çobanlığı. Ama
bu yoldan gidiyoruz. Bazen şoförler geliyor, tepki veriyorlar. Durmuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Biz de kendi istemimizle gitmiyoruz. Burada bütün milletlere söylüyorum. Yoldaki gördüğünüz hayvanları, insanları dikkat edin. Geçen sene kaza yaptığımız zaman adama sordum, dediğim 200 hayvan yolda vardı. Kocaman ana hattı, biz iki şeridi açık bırakmıştı, iki şeridi tutmuştuk. Çünkü o kadar imkanımız vardır. Bu kadar hayvanın içine girdim. Sen görmüyordun, bu nasıldır? Dedi vallahi abi, güneş değdi gözüme. Ya dedim, güneş bu kadar şüphel gitti. Güneşi gördü, sen görmedin. Yani geçen sene ben bu yoldan gittiydim, bir şüphel turu gelmişti. Benim maddi durumum fazla yoktu. Kameralı telefon almamıştım. Adam gelmişti vallahi tırın üstünde. Ayağınla direksiyonu sürüyordu. Ya git, bu yol senin mi? Yasak olduğunu bilmiyorsun. Şimdi ezeceğim. Ya Allah razı olsun, böyle yapmayın. Bu yol hiç kimsenin yolu değildir. Bu köy eski zamandan kendi talanı, kendi verimini bize yol yapmış mesela. Herkes yol veriyor, gidiyor. Ya sen de 5 dakika sabret. Özellikle bunları rica ediyorum. Her yolda hayvanlar çıkıyor. Bu gelen giden şoförler yani biraz sabırlı olsun. 5 dakika geç kalsın, 10 dakika geç kalsın, yani bir şey yoktur. Teşekkür ederim. Şimdi hayvanlarım gitmek zorundayım. Diğer çayıra götüreceğim. Orada tok yedireceğim, eve götüreceğim. Yani gördüğünüz gibi bu sene zaten kuraklıktı, böyle geçti. Hayat böyledir yani.